Herkesin bayramı mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Umarım güzel bir bayram geçirirsiniz. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar değerli Ülkenin Dünyası izleyicileri. Çok şükür Allah bir Ramazan bayramına da bizi kavuşturmayı nasip etti. Ülkenin Dünyası ve Şahin Video olarak hepimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah daha nice bayramlar görmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum değerli takipçilerimiz. Hayırlı bayramlar. Hepinize hayırlı bayramlar olsun. Bayramın feyzi, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bayramımızı tebrik eder, kutlarım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Hepinize seher vaktinden hayırlı sabahlar, günaydınlar, hayırlı bayramlar olsun inşallah diyeyim. İnşallah Rabbim sabah namazına, bayrama da kavuşturmayı nasip etsin diyoruz. Bugün Arafe'yi bayrama bağlayan gece arkadaşlar. Hemen hemen ezana 45 dakika kadar var. Ben kalktım, birazcık şöyle hamur yoğurdum. Hamuru kapattım mayalanması için. Şu anda da haşhaş ezmesi. Yağla açtım. Suyla da olur. İçine biraz tuz karıştırarak. Şimdi Ülker abla, Arefe'yi bayrama bağlayan gecede ne yapıyor dersiniz? Gece de sayılmaz ya, seher vakti diyelim. Arefe günü ben haşhaşlı lokum yapmıştım. Buraya merkezdeki eve geldik, çocuklarımızla bir iftar yapıp akşam yemeği yedik. Çok beğendiler ve haşhaşlı lokum sabaha hemen hemen neredeyse kalmadı gibi. Sabah kahvaltıya kadar sıcak olur diyerekten böyle hamur yoğurdum. Haşhaşı da açtım Allah'ın izniyle. İnşallah hayırlı bayramlar olsun hepimize arkadaşlar. Bütün İslam alemine, bütün insanlığa Ramazan bayramı hayırlar getirsin. Rabbim kurbana da kavuşmayı nasip kısmet etsin. Şimdi biz bayramda buradayız arkadaşlar. Daha sonra il dışlarında çekimlerimiz var. Oralara gideceğiz. Bayram sabahını çocuklarımızla geçireceğiz. Allah'tan izin olursa çekimlerimiz var. Bir sene önceden, iki sene önceden yazılmış çekimlerimiz. Şimdi hamurun mayalanmasını bekleyeceğim. Bu arada da başka bir şey hazırlayacağım kahvaltılık. Mermerin üzerine yağ döktüm. Aşma tahtası yok arkadaşlar. O yüzden tezgahın üstünde yapıyoruz hamur işlerini. Evet, hamurumuz. Güzelce kabardı. Büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Az yaptık. Hemen bir kahvaltılık. Üzerine yağ, yoğurt ve yumurta sarısının karışımını şöyle sürüyorum. Üzerinin haşılını sürdük. Biz haşıl deriz. Burada sos diyorlar. Sürdükten sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Hadi bismillah. Çevireceğim. Şöyle çevireyim. Pişmiş mi pişmemiş mi tekrar kontrol ediyoruz. Hamur yapışmıyor. Doğru mu kontrol ediyorum Şahin? Ellerine sağlık Hanım. Çok güzel görünüyor. Evet. Evet. Haşhaşı lokum pişti. Onu kaldırdım. Börek yapmak için ilk önce maydanozu doğramakla başlıyoruz. Maydanozları doğradıktan sonra yıkadık. Suyu süzüldü. Geniş kabın içine alıyoruz. Tuzsuz lor peyniri. Ufalayacağım. Tuzsuzmuş. Biraz tuz atacağız.
Hafiften tuz atıyoruz. Baharat atılır mı? Baharat da atılır. Atmayacağım. Baharatlı yiyen var, yemeyen var. O yüzden tuzuyla da iyice karıştıracağım. İç harcımız kenarda beklesin. Hazır. Tepsiyi hazırlayacağım. Tepsinin dibine birazcık su. Kağıt kayıyor tepsiden. Şöyle. Evet. Gördünüz mü? Suyla güzelce yerleştiriyoruz. Tutuyor yani. Yağlı kağıt sereceğim. Yapışıyor tepsiye. Aklımızın ucunda bulunsun. Kağıt sağa sola oynamıyor. Yufkalar hazır. Ülker ablanız hep aşçık değil ya. Biraz da hazır kullanabilir. Değil mi arkadaşlar? Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Sağ ol. Yufkaları üçgen şeklinde kesiyoruz. Yeter kadar iç harç. Şöyle göz kararışı. Evet. Sarma sarar gibi iki taraflarını kapatıyoruz. Ve doluyoruz. 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 Şu kadar olunca suya batırıyoruz. Sarıyoruz. Açılmıyor. Yani yapışıyor, açılmıyor. Tepside sigara böreği diyoruz. Tepside sigara böreği. Aslında sigara böreği yağda kızarması lazım. Kızartmayacağım bugün. Şimdi bayram bayram, sabah sabah evin içine yağ kokusu alır verir. O yüzden yağda kızartmayacağım, tepside. Böyle de iyi oluyor. Böyle böyle sarmaya devam edeceğiz. Maydanozlu lor peynirli tepsi sigara böreğimizi sardık. Bir tepsiyi doldurduk. İkinci tepsiyi patatesli yapacağız. Patatesler haşlanıyor. Hemen hemen haşlanmış, çatlamış. Bu tepsiyi de patatesli yapacağım. Maydanozunu doğradım. Üzerine süreceğimiz harcı da hazırladım. Patatesler haşlandı. Soydum sıcak sıcak. Tuz. Karabiber. Karabiber çok yakışır patatese. Tuzunu, baharatları attıktan sonra şöyle sıcağından ufak ufak çerptik. Kıvama geldi. Biraz da ılıdı. Doğradım maydanozlar. Maydanozlu patates güzel oluyor. Maydanozlu çökelek güzel oluyor börekte. Şöyle karıştıracağım. Süper oldu. Peynirde olduğu gibi aynı şekilde patatesli böreği de sarıyoruz. Tepsilerin ikisini de sardım, bitirdim. Üzerlerine yumurta sarısı, yoğurt, yağ karışımı güzelce süreceğiz. Üzerine haşılını sürdükten sonra 180 derecede ısıtılmış fırına sürdük. Güzelce kızarıyorlar, pişiyorlar. Pişsin bakalım. Çeri domates kurusundan bir kahvaltılık kadar şöyle derin bir kaseye aldım. Kaynar su. Birazcık kaynar su dökeceğim. 5 dakika kaynar suda bırakacağız. Çeri olduğu için sert oluyor. Kaynar suda birazcık beklemesi lazım. Biraz suda beklettiğimiz domates kurusunu süzüyoruz. Tavaya atıyoruz. Hafiften kavuracağız. Neden kavuruyoruz? Kızartma kokusu olsun azıcık. Çok değil. Harlı ateşte şöyle bir kızarır gibi olacak. Ateşi kapatıyoruz. Kavurduğumuz domates kurularını servis tabağına alıyoruz. Yağ yok. Şu ana kadar sıfır yağ. Üzerine zeytinyağı. Zeytinyağını da ekledikten sonra kekik kurusu
Taze kekik olsa daha da güzel olur da taze kekik yok. Şöyle şu anda yok. Bahçede var da burada yok. Kekik kurusunda serpiştirdikten sonra kahvaltıya hazırdır. Çok lezzetli olur. Seher vaktinde kalktım. Haşişli lokum, börekler ve domates kurusunu hazırladım. Değerli eşim şimdi kalkacak. Sabah namazından sonra bayram namazına gidecekler hep birlikte. Onlar namazdan geldi mi de soframızı kuracağız, afiyetle yiyeceğiz. Ülker abla, Arefe günü haşişli lokum yapmıştım. Bayram sabahı bir daha neden yaptın diye sorarsanız, haşişli lokumu yaptım, getirdim, tadına bakın nasıl olmuş derken ortaya koymamla bitmesi bir oldu. Çok sevdi çocuklar. Yani o Arefe günü akşamda birlikte iftar yapmıştık. O yüzden ben de bayram sabahı Tekirağ'dan üşenmedim. Hamur işi yaptım kahvaltıya. Değer mi? Değer. Her şey çocuklarımız için. Değerli eşim de yardım servis ediyor bana. Yapıyoruz. Servis yapıyor. Hepinize hayırlı bayramlar değerli Ülker Dünyası izleyicileri. Kevser kızım çayı koydu. Şahin de yardım etti. Masamızı düzdük. Bayram namazından geldiler. Bayramlaşma sahnesi. Bayramın mübarek olsun. Sağ olun. Açtık herhalde. Ama bayram mübarek olsun. Sağ olun. Adam aç oldu. Babacığım bayram mübarek olsun. Çok bayramlara göre. İnşallah. Sağ olun. Bayram mübarek olsun. Sağ olun. Sağ olun. Çok bayramlar gelin inşallah. İyi bayramlar babacığım. Sağ olun. Mübarek olsun. Tamam, çok bayramlar gelin. Sağ olun babacığım. Teşekkür ederim. Bu da poleni. Aha süper. İyi bakalım. Hadi eve gelin. Gelin. Ben mübarek olsun. Nasıl bakıyorsun? Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Anneciğim. Sağ olun. Sağ olun. Annem bayramlar olsun. Nice bayramlar inşallah. İnşallah, hep birlikte. Annem bir bayram sanırım. Kızım. Çok teşekkür ederim anneciğim. Bu da polenin. O da orada istiyor tarifi. Bu da polenin harçlı. Bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun. Sağ olun. Çok sağlam. Bayram mübarek olsun canım benimle. Tamam. Anne ve oğlum çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz harçlı miktarından değil, bize bayramı çocuk sevinci olarak yaşattığınız için, hala bu yaşımızda harçlık verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, çok sağ olun. Gerçekten. Bizim evde yıllardan beri gelenek, görenek, adettir. Sabah erkenden kalkılır, bayram sabahından bahsediyorum. Babamız namaza giderdi, kızlar giyinir, bayram namazından geldi mi bayramlaşılır, harçlıkları verilir. Ondan sonra kahvaltıya oturul, güzel bir bayram geçirirdik yani. Bu gelenek, görenek de devam etsin, böyle sürsün gitsin inşallah. Allah mutluluğumuzu hiç bozmasın. Amin. Önceden iki aileydik, sonra üç olduk, sonra dört olduk, sonra beş olduk, altı olduk. Artık polenimizle beraber ailemiz genişliyor, geniş bir aile olduk. Hepinizin bayramını en içten dileklerimizle tekrar kutluyoruz. Ülker'in Dünyası takipçileri ve Şahin Video takipçileri, Allah'a emanet olun. Şimdi biz yola çıkacağız. Kütahya'da çekmemiz var. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Kahvaltıdan sonra yola çıkacağız. Sizin kızlar, takipçilerimizin bayramlarını kutlayalım. Herkesin bayramı mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Mesajlarınızı, yorumlarınızı okuyoruz. Ben yani hepsini görüyorum. Bazen beğendiklerim oluyor. Bazen fırsat bulamayıp cevap veremiyorum maalesef. Evet. Hakkınızı helal edin. Ama çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de herkese iyi bayramlar diliyorum. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Umarım güzel bir bayram geçirirsiniz. Hoşçakalın. Hadi Allah'a emanet olun. Şuraya. Bismillahirrahmanirrahim. Seni yerim kız.
Hadi en bakalım. Çaylar da çekildi. Oturalım kahvaltımıza. Hadi buyurun. Baklava da var, tatlı da var. Koyayım mı çocuklar? Yok anne ben şimdi... Allah Allah Allah. Sen onu mu yiyeceksin tatlı diye teyzesin? Ben bunu yiyeceğim. Kız seni yiyelim kız. Sen yiyelim.